Hiç farkına vardınız mı? Çok kolay aşık olunup çok kolay bitebiliyor. Belki de sebebi sevgi, aşkın haricindeki şeylerdir. Birçok zaman aşkı, sevgiyi birçok şeyle karıştırabiliyoruz. Genellikle aşık olmak demek birine kara sevda ile bağlanmak, yani aklın başından gitmesi demektir. Çok derin bir çekim kuvvetidir. Aslında burada olan insanı cezbetmez. O insanın bizim olduğuna dair fikri cezbeder. O fantezi, illüzyondur. İşte bu cezbetme ilk başta giyinişle, bakışla, yüzle, bedenle, giyindiklerine başlar. Sonra kişilik, karakter diyerek içe doğru gider. Bazen bir insan hakkında ilk gördüğümüzde birçok şey düşünürüz ama aslında sonrasında o düşündüğümüzde o gerçek kişi aynı olmayabilir. Hatta özellikle o sevgi, aşkta normalde negatif görebileceğimiz kişilerin negatifliğini bile göremeyiz, pozitif görürüz. Her şeyini pozitif görürüz. Belki de sevgi, aşk dediğimiz her şeyi güzel görmektir, tasavvufta olduğu gibi. Olan da güzeli görmektir. Normalde kusur yoktur. Kusur sadece görendedir. Ne dersiniz? O kafamızda yarattığımız o mükemmel, o en ideal partner fikrine getiriyoruzdur ve onu yansıtıyoruzdur. Bakın, ilişkiye başladığınızda belli bir süre sonra aslında o kafanızda kurduğunuz fikirle, o kişilikle sonrasında olan kişinin aynı olmadığını hissedebiliyorsunuz. Doğru değil mi? Yani aslında sizin istek, haz, beklentilerinizle o kişi örtüşmeyebiliyor. Bazen bazı ilişkiler gizem ve bilinmezlik üzerine bile gidebiliyor. O gizem, bilinmezlik ortadan kalkınca bazen o aşk dediğimiz, sevgi dediğimiz illüzyon da ortadan kalkıyor. Çünkü aranan sevgi aşk değildir. Çünkü o aranmaz, o verilir. Sadece aranan heyecandır. İşte bu cezbetme, çekicilik bitince ilişkiler bitebiliyor. Ama bu aşkın bittiğinden değil. Çünkü bu ilişki başından beri bir aşk değildi. Eğer aşk ilişkisinin bir temeli olsaydı bu çekicilik olmazdı. Çünkü bu çekicilik, çekim dediğimiz şey bir enerjidir. Yani bu enerjinin az veya yüksek olduğu zamanlar olurdu. Yani aslında bu çekicinin doğasıdır. Onu özel kılan odur. Çünkü her zaman o çekicilik olsaydı o çekiciliğin önemi kalmazdı da sıkılırdın. İşte onu özel kılan geçici olmasıdır. Ama ne kadar çekicilik, heyecan gibi dediğimiz şeyler geçici olsa da aşk süreklidir. Her şeydir, hiçbir zaman bitmez. Gerçek şu ki insanlara aşık olmuyor. Sadece çekiciliğe kapılıyor veya başkasına bağlanıyor. Bazen o çekicilik bitince bile ondan ayrılamıyoruz. Çünkü o kadar bağlanmışızdır ki bağımlılık yapmıştır. O kadar konfor alanından çıkamazsın ki bu aşık değil, sadece kendine güvensizliktir. Peki toksik ilişkilerle nasıl başa çıkabilirsin? Çiftlerden biri veya ikisi bilinçsizce negatif bir şekilde davranıyorsa genellikle bunlar kavgaya dönebiliyorlar. Bilinç ve farkındalığınızın farkına varmanız lazım. Sizi limitleyen egonuzun, zihnin, o duyguları getiren zihnin, düşünceleri. Dışına çıkmanız lazım. Onlar siz değilsiniz. Yani egonuzun, zihninizin sizi yönetmesine izin vermeyin, nefsinizin. Onu yöneten siz olun. Size karşı taraf ne derse desin, hiçbir şey kişisel algılamayın. Sadece büyüttüğünüz egonuz olur, gururunuz olur. Aslında karşında kimse yok. Fikirler var, konseptler var. Ve en büyüğü egon var. Bunlara karşı verebileceğin en güzel cevap ne biliyor musun? Aşk, merhamet ve şefkat. Kendinizi şartlandırmayın. Egonuzun o 30-40 yıllık geçmişi içerisinde kalmayın. Çıkın onun dışında. Sen sadece gözlemleyensin. O egon değilsin, nefsin değilsin, travmalarında hiç değilsin. Karşı taraf ne derse desin, onun dışından dedikleri önemli değil. Onun aslında içinde ne hissettikleri, o çığlıklar ne, onu anlamaya çalış şefkatle. Empati yapmaya çalış. Onun için derinliklerini hissetmeye çalış. Yüzeyde söylenenler için yansımasıdır. İnsan kendini yansıtır. Aslında bir insan sana bir şey diyorsa aslında kendisine diyordur. Kendi senin hakkında düşündükleri, zannettiğin şeyler aslında kendi hakkında düşündükleridir. Belki o insan sana o davranışları yaptığında sen sevmiyormuşsun gibi düşünebilirsin ama herkes sevilir. Herkes sevilmeye layıktır. Eğer biz karşı tarafı sevmediğimizi hissediyorsak biz kendimizi sevmiyoruzdur. Karşı tarafta gördüğümüz, sevmediğimiz bir huy vardır. Çünkü o huy aynısını kendimizde sevmeyiz. Ondan dolayıdır. Yani kendimizi sevmiyoruzdur aslında. Yani karşı tarafta gördüğünü kabullenmediğin, sevmediğin her şey kendinde kabul etmediğin, sevmediğin her şeydir. Aslında her şey senin yansımandır. O ilişkinde düşündüğün her şey var ya, kendinsindir. Tüm ilişkiler senin yansımandır. Yani sen karşı tarafı değiştiremezsin. Değiştirebileceğin tek kişi kendinsin. Evet, ilişkiler senin aynandır dedim. Hayat aslında senin yansıman, için yansıması. Senin hayatın yok, hayat sensin. Bu hayatı gözlerinden var eden, yaşayan sensin. Sen olmasan bu hayat tecrübe edecek kimse olmayacak. Yani sensiz bu hayat var olmayacak. Yani aslında gördüğün herkes, her şey, olaylar kendini hatırlatır sana.
bir ders içerir, ders al der, tecrübe edin der. Yani senin partnerin aslında sen kendini sana sürekli yansıtıyor. Senin onun hakkında düşündüklerin aslında kendi hakkında düşündükleri. Mutsuz olduğunu, karşıda mutsuz olduğunu düşündüğün bir kişi var ya, aslında sen kendi mutsuzluğun var. Karşı taraf mutsuz değil, sen mutsuzsun. Aslında karşıda gördüğün, sevmediğin özellikler kendinde sevmediğin özelliklerdir. Sen sadece kendinden kaçıyorsun, kabullenmiyorsun. Peki bu durumda ne yapacağım? Aynaya bak. Tüm her şey seni yansıtıyor aslında. İçine bakıp gözlemlemeye başlayınca enerjin değişecek. Ve enerjinle birlikte senin yansıman da değişecek. Unutma, her şey ilk seninle başlıyor. Belki de bu değişimle birlikte karşı tarafta değişmesini istediğiniz partnerinizin bile değişmesine gerek kalmadığını anlayacaksınız. Belki de partnerinizin değişmesine gerek yoktur. Senin değişmenle birlikte o problem dediğin mutsuzluklar artık senin için problem olmayı bitirir. Bakın, hiçbir şeyde kusur yoktur. Kusur sadece gören gözdedir. Sen gülde dikeni mi yoksa gülü mü görmeyi tercih edersin? İşte burada amaç sonuçlarına odaklanmamaktır. Burada asıl amaç kendi içine bakman, kendinle yüzleşmen, kabullenmemen, yadırgamaman, kendini affetmendir. Böylelikle için temizlersin, dışında temizlenir. Peki kutsal, ideal bir ilişki için neler gereklidir, öneriler? 1. Değişimi ilk başta kendi içinden başlat. Karşı tarafa sen ilham ol, karşı tarafı değiştirmeye çalışma. Karşı taraf isterse kendini değiştirir. Belki de değişim sen başlatacaksın, o değişimle birlikte karşı tarafta ilham olacak ve ikiniz de dengeye varacaksınız. Böylelikle koşulsuz sevgi ortaya çıkacak ve o şartlanmışlık bitecek. İstekler bitecek, beklentiler bitecek, böylelikle mutsuzluklar da problemler de ortadan kalkacak. İşte koşulsuz sevgi her şeyi güzel görmektir. İşte bu denilen koşulsuz sevgi aslında sizin aşk, sevgi zannettiğiniz şeyden farklı değil mi? Normal aşk dediğimiz iki kişinin o boşluğu, beklentileri, istekleri doldurma halidir. En azından bize kültür, sosyal toplum böyle öğretmiştir. Yani ben algısına bakıp bencilliktir aslında. Yani ihtiyaçlarını karşılıyorsan evet aşığım, yoksa yok. Yani bu mutluluk dediğim şey aslında şartlandırılmış olup bizi tüketir. Bu koşulsuz sevgi değildir. Bunu yadırgamıyorum çünkü sana kimse göstermedi. Çünkü sana sürekli koşullu bir sevgi gösterildi. Ailen, toplumun, öğretmenler sürekli koşullu bir sevgi. Şunu yaparsan, şunu yaparsan, sürekli bir koşul, şartlandırma. Sen sevgiyi direkt karşılıksız vermeye alışmadın. Unutma, sevgi aşk alınan bir şey değil, verilen bir şeydir. Paylaştıkça büyür. Sonsuzdur, her şey sevgidir. Yaratan öyle güzel yaratmıştır ki her şey sevgidir. Ne olursa olsun karşı taraf ne düşünür düşünsün, sen herkes hakkında, her şey hakkında derinden mutluluk, sevgi duyarsın. Bunun için de kalpten görmek lazımdır. Nefsinden, zihninden, düşüncelerden değil. Senin belki egon, nefsin bunu kabullenmez. Zaten sen ne egosun ne sen nefsin. Sen yaratılış olan sevgisi. İşte kalp gözünden bakarsanız ne karşı tarafta problem ne de mutsuzluk görürsünüz. Ve bu ilişkinizde çok güzel pozitif şeylere yol açar. Diğer bir madde, maskenizi düşürün. Otantik kendiniz olun. Başkası olmaya çalışmayın. Bir şey saklamaya çalışmayın. Açık ve dürüst olun. Bu dediğim belki nadir bir şey. Alışılagelmiş değil. Ama yap. Hiçbir şey saklama. O kutsal güzel ilişkinde, o özel, sana özgü otantik enerjinle birlikte dalgalan. Yani bariz bir şekilde enerjini çıplak haliyle ortaya koy. Belki korkuyor olabilirsin çünkü alışmadığından dolayı. Çünkü şartlanmışsın. Ama korkularınla yüzleş. Sonuçta ne ki? Bu hayatta kaybedeceğin tek şey korkuları. Dene. En kötü korkuların burada. Ne olacak, geri dönersin. Onlarla yaşamayı. Kendinden kaçarak, saklanarak nereye kadar yaşayacaksın? Diğer bir madde, samimiyet. Dürüstlük. Eğer bir şey saklarsan o kişiyle o şeyle arandaki mesafe artar. Ama samimi olursan o derinlik artar, daha da yakınlaşırsın. Karşı tarafa ilham bile olursun, o bile samimi olmaya başlar. Mevlana demiş, dün zekiydim, dünyayı değiştiriyorum. Bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Kendinizi değiştirin, karşı tarafı değiştiremezsiniz. Karşı tarafı değiştirecek karşı taraftır, sen değilsindir. Diğer maddede kişisel egemenlik ve bağımsızlık. Bu nedir? İlişkilerde insanlar birbirlerine bağlıdır. Yani öyle gibi gözüküyordur. Ama günümüz ilişkilerine baktığımızda aslında iki taraf da çoğu zaman sınırlarını aşarlar. Yani kendilerini birbirlerine kaptırırlar. Aslında iki tarafında kendi başına bağımsız ve egemen olması lazımdır. Yani birbiriniz içinde birbirinizi kaybetmeyin, bir bütün olun aslında. Diğer bir madde, dayanışma içinde olun. Yani iki kişi ilişkide birbirine çok bağlı olmasına gerek yoktur. Yani çok bağlı olmaması o ilişkinin çok kapalı ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Yani gene sınırlar vardır, saygı gibi. Yani gene o ilişkilerde birbirine bağlısındır ama o sınırı geçmiyorsundur. Yani karşı taraf var ise değerliyim, o yoksa değersizim gibi algılardan çıkar. Aslında karşı taraf dayanışma içinde olursunuz. Bazen bunun aşırı ucuna gidince gerçekten o dayanışma gider.
Çünkü bazen olur ki günümüz kültüre baktığımızda anne rolü hep çocuğa bakar, bilmem ne şey yapar. Ama finansal olarak kocaya bağlıdır. Koca da aynı şekilde işine bağlıdır. Çünkü onun yapamayacağı şeyler var. Yani birbirleri birlikte olmasalar aslında çoğu şey yapamayacak fonksiyonların bozulduğu bir yapı haline gelmiş birçok ilişkiler vardır. Bundan bahsediyorum. Yani herkes aslında birbirine bağlıdır. Yani biri ikinci kişi olmadan hayatta kalamaz. Yani çok ekstrem olmamak lazımdır. Her şey dengedir. Ama bu çok ekstrem demek yani her şeyi ben yaparım, benim partnere ihtiyacım yok gibi bu aşırı feminist tarafa da gitmek sağlıklı değildir. Her şeyde denge önemlidir. Yani kendinizi çok her şeyi ben yaparım diye izole etmek de sağlıklı değildir. Bu bir abartıdır. O da ayrıca bir bencilliğe doğru gider. Ama asıl işte denge o güzel ilişkide harmoni ile birbirinize dayanışma şekli içinde her şey birbirinize yardım ederek ama kendinizin de yapabileceği bir ilişki durumudur. Yani aslında her şeyi birbiriniz yapabileceği, birbirinize ilham olabileceğiniz durumdur. Diğer bir madde, karşılıklı olarak evrimleşin. İlişkinizi, bağlantınızı evrimleşmek için kullanın. Yani o ilişkinizi kendiniz güvende hissetmek üzerine değil, aslında olan da güzeli görme, sevme fırsatı olarak görün. Karşı tarafta kabullenmediğiniz, aslında kendinizde kabullenmediğiniz şeyleri kabullenme fırsatı olarak görün. Yüzleşin. Kendinizi evrimleştirin o ilişkide. Böyle bir ilişkiyle birbirinizi geliştirirsiniz. İlişkinizin kopacağından korkmazsınız. Çünkü siz daha derin bağlantı içindesinizdir aslında. Böylelikle siz birbirinizi yansıtırsınız sürekli. Yani aslında siz birbirinizin içine girersiniz. Kanalda aynı yöntem bulunmakta. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Evrenin yasalarından biridir. Aslında bu gördüğünüz her şeyin yansımanızdır. Diğer bir madde dürüstlük, doğruluk. Doğruyu söyleyin, enerjiniz yayılır. İçinde dışında biri olsun. Bütün olursun. Doğruyu söylemek, doğruyu yaymak da aynı yasasında önemlidir. Yalanda o bağlantı da mesafe bile artabilir. Kendini olduğun gibi paylaş. Her şeyin, istediklerini, hazlarını, beklentilerini karşı tarafla otantik gözünle doğru şekilde paylaş. Korkma. Diğer bir madde açık ve samimi iletişim. Çoğu zaman fark etmiyoruz. İletişim bazen her şeyi söylemek anlamına geliyor. Yani tüm istediklerimizi söylemek. İletişim aynı zamanda karşı tarafını da dinlemektir. Ne dersiniz? Aktif olarak dinleyen olmak. Açık ol, dinlemeyi iste ve karşı tarafı bölme. O sevdiceğine dikkatini ver. Ve o da aynısını yapsın sana. Konuştuklarına tabii ki de dikkat et. O saygı sınırını geçme. Eğer böyle değilsen bile kendini öğret. Böylelikle kendini değiştir. Karşı tarafa bile ikram olursun. O bile değişir. Ve son olarak enerjin. Bakın, iki partnerin bir araya gelmesi üçüncü bir enerjiyi oluşturur. Nasıl bir çocuğu oluşturuyorsa o kadar büyük bir enerjidir. Bir canı var eden enerjidir aslında. O iki enerji bir araya gelir ve sınırlar kalkar. Ve o sınırlar kalkınca doğrular söylenir ve iki enerji tek enerji haline gelir. Birbirinizi çekersiniz, daha da çok yakınlaşırsınız. Bu bir bağımsız bir enerjidir. Aslında ben algısıyla artık davranmazsınız. Sen, ben algısı olmaz. Sadece hepimizin bir olduğu bir algıya girersiniz. Ve bu çok güçlü bir enerjidir. Ve aşırı manyetiktir. Manifest, isteklerinizin yerine gelmesi daha da güçlenir. Ve sizin manyetik alanınız daha da genişler. Öyleydi. Güzel gönlünüzden sevgi eksik olmasın. İyi günler.